Cennet hurması ya da cennet elması olarak bilinen, yaygın olarak Karadeniz bölgesinde Trabzon hurması olarak da bilinen meyveyi anlatacağım. Bu meyve geçtiğimiz yıl Çin'de 3.2 milyon ton üretilmiş. Dünyanın neredeyse %80'ini oluşturuyor. En fazla Çin'de üretilen ve tüketilen meyve. Kore, Japonya ve Amerika'da da yaygın olarak üretilmekte ve tüketilmekte bu meyve. Çince Shi, kurutulmuşuna Shibing, Kore'de Gam, kurutulmuşuna Gatgam, Japonca'da da Kaki, kurutulmuşuna da Hoshigaki denilmekte. Yunanca Diospyros, ilahi meyve, tanrıların meyvesi olarak biliniyor. İngilizcesi Persimmon ise Kızılderililerin, yerlilerin dilinde Passimmon, yani kurutulmuş meyveden geldiği belirtilmekte. Türkiye'de Karadeniz bölgesi ve genellikle güney bölgesinde yetiştirilmekte. Sağlık için birçok mineralleri, fenolik bileşenleri içeren meyve, kan dolaşımına, kalp rahatsızlığına, sindirim sistemine, kansere karşı antioksidan hücrelere, bağışık sistemini desteklediği belirtilmekte. Neredeyse her derde deva olan bir meyve. Lif içeriği fazla olduğundan dolayı sağlık açısından çok değerli bir meyve. Zaten dünyada ilk kültüre alınan meyvelerden olduğu belirtiliyor. Çin'de milattan önceki yıllarda kültüre alındığı ve insanlar tarafından yetiştirildiği. Bu meyvenin çeşitli türleri var. Bazıları da sertken büzücü, kekremsi olduğundan dolayı olgunlaşması bekletilip olgunlaştırıldıktan sonra yeneni var. Bu kekremsi olanları etilen içeren meyvelerin yanına koyduğunuzda olgunlaşabildiği gibi ağaçın üzerinde de olgunlaşabilir. Buruk olan yenen meyveler de sertken yenen meyveler de buruk olmadığından dolayı sertken yendiği gibi ağacın üstünde olgunlaştığında da yine sert olarak tüketilmekte. Dünyada en çok yetiştirilen türü fuyu türü. Fuyu türü sertken yenen, buruk olmayan bir tür. Fuyu Japonca'da kış anlamına geliyor. Meyve geç olgunlaştığından dolayı, neredeyse Kasım ve Aralık aylarında hasat edildiğinden dolayı kış meyvesi olarak biliniyor ve sertken yendiğinden ve buruk olmadığından dolayı da çok tercih ediliyor. Yani Amerika'nın neredeyse 2/3 yetiştirilen meyve fuyu, Trabzon hurması veya fuyu Persimmon diye geçiyor. Genellikle Amerika'nın güneyinde sıcaklığında hakim olduğu Florida ve üstünde Kaliforniya gibi eyaletlerde yaygın olarak yetişiyor. Ancak Amerika'da cennet elmasının türleri üzerinde çok araştırmalar yapılmış. Tat oranı, içerdiği aromalar vesaire. Jerry Lehman adında bir botanikçi bunlarla ilgili çok güzel çalışmalar yapıp çok lezzetli türler ortaya çıkarmış ve bu türler oralarda mutfaklarda tüketilmekte, insanlar tarafından tüketilmekte. Bunların içerisinde tarçın aroması olan, bal tadında olan, jölemsi, lokum şeklinde yenilen birçok türü var. İsrail'de de Sharon denilen, yani Trump adında bir türü var yaygın olarak. Bunlar hep olgunlaştıktan sonra tüketiliyor. Fuyu ve Hanna fuyu ise sertken tüketiliyor. Her tür her yerde yetişmiyor. Fuyu ve Hanna fuyu nispeten daha çok sıcaklık istiyor yetiştirilmesi gereken yerlerde. Yani Trabzon hurması fidanını aldığınızda bahçenizde meyve vermiyorsa ya sizin bulunduğunuz iklime uygun değildir. Veyahut da bitkinin gereksinimleri karşılanmamış olabilir. Fazla azot ihtiyacı olan bir meyve. Ancak meyve oluşumunda potasyum ve fosfor da verilmesi gerekiyor. Meyve çiçeklendikten sonra meyve oluşum sürecinde iyi sulanması gerekiyor. Nem isteyen bir ağaç. Nemde meyve verimi daha da artıyor. Ancak meyve oluştuktan sonra, sarı renge döndükten sonra fazla su verilirse meyve üzerinde çatlamalar oluşuyor. Rüzgarlı olan bölgelerde meyveler hasar gördüğünden dolayı rüzgar olmayan bölgelerde olması gerekiyor. Nispeten güneş gören yerlere ekilmesi gerekiyor. Fuyu ve Hanna fuyu gibi sıcaklık isteyen hurmaları bulunduğunuz yerde yetiştirmek istiyorsanız saksıda yetiştirebilirsiniz. Saksıda kışın iç mekana alıp yine donlar geçtikten sonra dışarı çıkarıp meyve almayı deneyebilirsiniz. Bazı türler soğuklanma ihtiyacı oluyor. Yani belirli bir süre, yaklaşık 7 derecede 200 saat gibi bir soğuklanma ihtiyacı olmadan meyve vermeyen türler de var. Bu yüzden bulunduğunuz bölgeye uygun bir türün alınması gerekiyor. Fidancılardan aldığınızda işte bazen istenilen tutmayabiliyor. Biz mesela bunu fuyu diye aldık, işte birini de haçya diye aldık.
ama ektiğimizde farklı şeyler çıkabiliyor. Fuyu türü meyveler genellikle çekirdekli olarak bilinmekte, ancak fuyu çekirdeksiz olan bir türdür. Yalnız etrafında farklı ağaçlar olduğunda, yani kendi kendine döllenen bir türdür. Etrafında farklı türden hurmalar olduğu zaman onlarla döllendiğinde çiçekler, bu sefer çekirdekli ve çikolatamsı bir meyve oluşabiliyor. Bundan dolayı fuyu ağaçlarından çekirdeksiz meyve alamıyorsanız, çiçek döllenme döneminde ağacın üzeri dölleyici arıların gelmeyeceği şekilde kapatılmalı, bir tülle örtülmelidir. Bu şekilde çekirdeksiz meyve de elde edilebilir. Bu Trabzon hurması Batı mutfaklarında çok yaygın olarak tüketilmekte. Türkiye'de de son yıllarda yeni yeni keşfedilmekte. Nasıl tüketiyorlar bunları? İşte böyle olgunlaşmış olanı tepesinden bu kapuğu çıkarılıp kaşıkla yenilebildiği gibi bunun püresi yapılıyor ve bu gıdacılarda persimmon püresi çok yaygın olarak tüketilmekte. Yine ne bileyim kreptir, waffledir, pastalardır, bunların üzerine sürülmekte. Dondurmanın içerisine katılmakta, muhallebilerin üzerine konulmakta. Hatta persimmon puding diye ne bileyim suyun içerisinde benmori usulüyle pişirilerek yapılan bir kek var. Üzerine kaymak konularak tüketiliyor. Bununla ilgili Batı'da çeşitli yarışmalar yapılıyor. Hatta Amerika'nın Indianapolis kentinde bu cennet elması ile ilgili her yıl festival düzenlendi. Cennet hurması keki yarışması yapıldı bilinmekte. Türkiye'de dediğim gibi yavaş yavaş yaygınlaşan, son yıllarda hızlı bir şekilde yaygınlaşan bu meyve daha da yaygınlaşacağını ümit ediyoruz. Bizim bu türler sert yenmeyen türler. Sert yenen türleri bir başka yerde yetiştiriyoruz. Bu sene aldık. Fuyu ve hanne fuyu farklı olarak. Meyve aldıktan sonra bunları aşılayıp eğer ki bu iklimde dış mekanda yetiştirmeyi, Bursa ikliminde dış mekanda yetiştirmeyi becerebilirsek bunları aşılamayı düşünüyoruz. Şu anda bunları da işte kurutarak veyahut da olgunlaştırarak, püre haline getirerek tüketiyoruz. Bu meyvelerin olgunlaştırması için bir kabukları soyularak kurutuluyor. Bir de dondurarak olgunlaştırılıyor. Bir de kireç suyuna konularak içerisindeki tanenler parçalanıyor. Tanenlerin parçalanması için soğuktan çözüldüğü zaman tanenler parçalanıyor ve kuruduğunda parçalanıyor. Bu kekremsi tadı tanenler veriyor. Kekremsi tadı beni rahatsız etmiyor deyip yediğinizde bu tanenler midenizde sindirilirken odunsulaşıyor ve sindirilemez hale geliyor. Dolayısıyla sağlığınızı olumsuz yönden etkileyebilir. Tanen içeren meyvelerin tüketilmemesi gerekir. Bu üretimiyle ilgili çekirdekten üretildiği gibi çekirdekten üretilen ağacın ne meyve vereceğini kestiremiyorsunuz. Genellikle Diospyros lotus dediğimiz, karavurma dediğimiz anaçlar üzerine aşılanarak bunlar çoğaltılıyor ve yeni türler üretiliyor. Fidan dikildikten sonra 60-70 santime gelen fidan üzerinden kesilerek o yıl kök gelişimi sağlanıyor. Ondan sonraki yıllarda dallar böyle vazo şeklini alacak şekilde budama yapılıyor. Ağaçları çok gevrek. Gevrek olduğundan sonra kırılıyor. Bundan dolayı meyvelerin altına hereklerle destekleme yapılması gerekiyor. Yoksa dallar çok kırılgan. Bu ağacın dalları da, odunu da süneklik istenmeyen, gevrek yani güç aktarımında kaybın istenmediği yerlerde kullanılıyor. Mesela bilardo ıstakaları, tekstil makine parçaları gibi yerlerde. Bu Diospyros meyvesinin bir türü, Diospyros mobello, Diospyros velvet dediğimiz kadife hurma. Filipinler'de, Bengal'de işte artık nesli tükenmek üzere. Üzeri böyle kadifemsi şeftali gibi bir hurma. Bu meyve de ağacı için yetiştiriliyor ve orada buna demir ahşap adı veriliyor. Çok sert ağacı olduğu belirtiliyor. Meyvenin daha çok verim elde etmek için profesyonel yetiştiriciler tozlaşma için farklı türler koyuyorlar. Yani pazardan aldığınızda bu tozlaşma için dikilen türlerin lezzeti falan iyi olmayabilir. Aldığınızda böyle iri olan, haçya meyvesi dediğimiz, şu an kurutulmaya en uygun olan, içerisinde katı madde oranı en fazla olan tür. Lezzeti oldukça yüksek, aroması yüksek bir tür. Buruk olan türler içerisinde. Yani denediğinizde tatsız bir hurma denediyseniz, lezzetli olan türleri denemenizi tavsiye ederim. Sağlık açısından kenarda bırakılmayacak, bağışıklık sistemine faydalı olan, gıdaların başında gelen, devamlı mutfağımızda olması gereken bir meyve Trabzon hurması. Yetiştirilmesi de Türkiye ikliminde oldukça kolay olan bir meyve. Haşerelere, ne bileyim
zararlılara karşı da o ağaç dayanıklı olduğundan dolayı Türkiye şartlarında yaygın olarak yetiştirilecek bir meyve. Üstelik kışın meyveleri güzel bir görünüm arz ediyor. Uzunca süre ağacın üzerinde kalabilir. Meyveyi toplamak istediğinizde sarıya dönüştüğü zaman yeşilden toplayabilirsiniz. Meyve içerisindeki nişastalar koparıldığında da olgunlaşmaya devam ederek şekere dönüşüyor. Bunun olgunlaşmasını hızlandırmak istiyorsanız yanına etilen yayan, muz, elma gibi meyveler koyduğunuzda hızlıca olgunlaşıyor. Buzdolabına koyarsanız bir ay, bir iki ay gibi dayanabiliyor. Olgunlaşmayı geciktirebiliyorsunuz. Yani bu meyve son yıllarda pazarda yaygınlaşmakla beraber tüketimi şehir ortamında, ev dışında kolay olmadığından dolayı elma, portakal gibi pek tercih edilmeme sebeplerinden olsa da sağlık açısından artılarıyla birçok kimsenin tercih ettiği bir ürün. Ancak bu meyve işlenerek pazar payı daha da arttırılabilir. Püresinin kurutulmuş haldeki çeşitli cips veya bütün meyve olarak kurutulmuş haldeki ve pürelerinin daha fazla pazarda işlenerek satılmasını, pazar payını meyvenin arttıracağını düşünüyorum. Hazır gıdada püresinin paketlenmiş olarak satılabileceği, işlenmiş halde Trabzon hurmasının satıldığında pazarda yerinin olacağını düşünüyorum. Bu yüzden bu sektördekilerin bu konuya daha fazla eğilip bu meyveyi işleyerek şu anda kurutulmanın dışında püresinin de meyve pazarının daha da genişleyeceğini düşünüyorum. İnşallah bu fuyu ve hanna fuyu da yetiştirdiğimizde onları da sizinle paylaşırız.